Peki Murat Başoğlu ile devam edelim mi? Madem o kadar az sonrayı verdik. Edelim. Bakalım Murat Başoğlu bu sefer kimi tehdit etti? Kaçıracak. Murat ya bir şey olsun. söyleyeceğim gerçekten Keşke. çok özür diliyorum. Güleyim mi? Ağlayayım mı? Nasıl tepki vereceğimi şaşırdım. Ben şey dedim yani Bilal'e, Bilal dedim eski röportajı niye ekrana getiriyorsun ya dedim şimdi. Ya yani niye orada gülüyor gayet keyifli ben ne yaptım ki diyor işte böyle böyle ekrana dönüyorum diyor. Niye eski videoyu veriyorsunuz dedim. Abi yeni vermiş. Dün gece. Dün gece. Dün gece ya gerçekleşen bir röportaj. Neden şaşkınız? Aslında artık şaşırmalı mıyız? Ya da aslında biz buna ne yorum yapmalıyız bilmiyorum. Ben gerçekten böyle bir komedi filmi izler gibi izledim. Ee, birincisi sinek öldürmek sanan, insan öldürmeyi sinek öldürmek sanan sensin. Bu kanala geldin silahla. Görüntülerin var. Görüntülerin var. Yapımcımızın silah dayadın. Mermiler koydun. Üç tane o, o, zaman üç kişiydik. Mermiler koydun. Biri ona biri buna biri şuna diye. Beni kendi cep telefonundan aradın. Ne dediğini biliyorsun. O saydığın küfürleri hayatımda duymadım ben. Bilmediğim küfürler. Tehdit ve küfür etti. Tehdit ve küfür ettin. Beni aradın. Ve şimdi Kameraların karşısına çıkıp yalan haber diyorsun. Bu haberi ben yaptım. Bu haberin yalan olmadığını sen de ben de biliyoruz. Senin bana itirafın var. Bir dakika neyi yalanlıyor? Ya yalan haber yaptılar, benim mahvettiler diyor ya. Yalan haber değil ki bu. Nasıl bunu söylüyorsun? Bilir kişi zaten söyledi. Kızın kocası söyledi. Fotoğraf var. Eşin zaten sevgiyle kucakladı senin bu tecrübeni. Ayrıldınız falan. Yalan haber dediğiniz nedir? İntihar mı yalan haber? Benim yandı. İntiharın yalan haber olması da bizi çok bağlamıyor açıkçası. Ve ben, ben senin intihar haberini aldığında hiç etkilenmemiştim. Zaten söylemiştim sen o kadar onurlu olsan intihar et, e zaten çoktan derdin demiştim inanmamıştım. Ben de onun yalan olduğunu düşünüyorum evet doğru söylüyorsun. Sen intihar edecek kadar omurgalı değilsin. Çok e, farklı bir konudan gireceğim ben bu olaya. Sen toplumu tahrik ediyorsun şu an. Sen bunu normalleştiriyorsun Murat Başoğlu. Bu senin çok özür diliyorum abuk subuk ...sapıkça... ...röportaj verip... ...televizyonlara döneceğim. Ahkam kesiyorsun. Ben Murat baş Başoğlu'yum diyorsun. Burası Türkiye ha. Amerika'da olsa fark etmez biliyor musun? İnsanların... ...namus kavramı her yerde aynı. Bu nasıl bir rahatlık ya? Bir de tehdit edip... ...benim bastığım yerde herkes... ...benim ayak izim var... Ee, ben Murat Baş olayım herkese hesap soracağım diyor. Senin tabanca izin var burada silah izin var. Görüntün var. Ben senin ses kaydını dinledim. Kameraman seni çekmiş. Diyorsun ki ben şimdi AVM'ye gidiyorum abi üzerimde şu kadar silah var. Beni almazlar otoparkta buluşalım diyorsun. Bu nasıl bir genişlik? Bu nasıl rahatlık? Bu nasıl mide? Seni hangi kanal televizyona çıkartacak? Hangi? Genel Müdür, hangi ekip seni sana program yaptıracak? Sapık TV var da haberimiz mi yok? sapıkları ekrana getiren. Yapmayın, yapmayın. Bir bu de... kadar ucuz değil. Ben kelimelerin tükendiği andır bu an. Bu röportajı verebilme sen toplumu tahrik ediyorsun şu an. Bir tane. Birisi çıksa dese. Abi senin sapık ilişkini biz izledik. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın bunu meşrulaştırırsın dese ne cevap vereceksin? Çok ayıp. Ee, ben e, oradaki e, tüm muhabir arkadaşlarımıza da e, sitemlerimi bildiriyorum. Çok ayıp. Kesinlikle çok... çekip. bizim ekibimiz de var orada. Ben çok uğra da söyleyeceğim. E, Kanalda da var. Gördüm işte. Ben kesinlikle hiçbir şekilde e, röportaj bak, kamera... Bak rahatlığı çekmeleri iyi olmuş. Bir, ama bu, bu olmaz. Zeceri bak kafa yapısı şey uzatıyor, Sen de kendini nimetten sayıyorsun. Ne demek beni de çok sevenlerin olduğunu gördüm? Evet ya Bu kadar en sebep sevebilir. Seni karın eski karın sevgiyle kucaklayınca biz delirdik. Nasıl sevebiliriz biz bu tecrübeyi? Ben böyle bir şey. Benim mi... babam ölse, Allah korusun, amcam babam olur. Uyandırayım. Amcam babam yerine geçer ve bana babalık yapar. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Çok ayıp bir şey ya. Yani bunu benim sevenlerim var demek. Bizim Türk toplumumuza çok Bu ağır geç abi. Ağır bir hakaret. Git ticaret yap. Gözümüz görmesin. Gerçekten git ticaret yap. Yurt dışı yap. yasağının kalkması için talep etti. Yurt Yurtdışına yaşayacaktı. Gitsin. Şimdi. Biz burada Murat Başoğlu ile ilgili ihbar hattına bir haber geldi ve bu haberi konuştuk. Ne dedi biliyor musun? Kanalı basma sebebi silahla beyaz seviye basma sebebi neydi? Beni tekrar gündeme getirdiniz. Tekrar bu konular çıktı. Sen sevgili, ay sevgili de demeyeceğim. Sen Murat Başoğlu kameralara gülerek poz verip ben yakında ekranlara çıkacağım. Beni sevenler var. Diyebilecek rahatla sahip birisi Sinir uçlarımıza Böyle dokunuyorsun. Saçımızı çekiyorlar gibi. Sinir ucumuza dokunup bu röportajı yapıyorsun. Ve senin eski olaylarının gündeme gelmemesini istiyorsun. Peki şimdi buradan soruyorum. Bir savcılar suç duyurusunda bulunduk. Hala bir yanıt aldık mı almadık. Murat Başoğlu, ben Murat Başoğlu'yum diye bu röportajı yapan Murat Başoğlu... Yine şu kanala gelse, yine silahla bir şey yapsa... Bunun sorumlusu kim olacak? Çünkü ben o rahatlığı görüyorum şu an. Çok, Çok rahat. rahat. Çok rahat. Ekranlara döneceğini, onu aslında insanların sevdiğini, bu olaydan ders çıkardığını düşünüyor ve sanıyor. Ders çıkartma. Nefsinle bir yüzleş. Ve ben Murat Başoğlu'nu sevenlerinin çıkmasını istiyorum. Ben de Murat Başoğlu'nu sevenler bize yazsınlar. Gerçekten Murat Başoğlu'nu seven var mı? Gerçekten haklı görüyor musunuz? Murat Başoğlu'nun kastettiği kitle kim? Gönlü kayabilir mi? Ay Allah korusun. Gönlümde o görüntüleri değil, verebilir mi? Bu hayvani bir şeyce. Sonra da çıkıp benim sevenlerim var. Ben Murat başı oluyorum. Bana bir şey olmaz. Diyebilir mi? Bu bana bir şey olmazlar. Sıkmadım artık. Biz Türkiye'yiz ya. Tabii ki. Yok, Sana o, da olur. Doğru bana söylüyor. da olur. Ona da olur. Olmuyor, ona da olur. Olmuyor. Doğru söylüyor. Bak. Bunlar doğru söylüyor. Biz bunu böyle yaptığımız sürece doğru söylüyor. Kime ne tepki verdiğimizi şaşırdık. Pire için yorgan yakmalar var. Yorgan yanıyor, ev yanıyor. Biz pireyi aradığımız zamanlar da var. O yüzden e, bunlar bu yüzü bulmakta haklı biliyor musun? Ben bazen izleyiciye de sinirleniyorum. Bazen Şimdi bak birisi ne yazmış biliyor musun? Oraya bizim kamera göndermeyin abi şu adama kamera. Bir şey söyleyeceğim ne yazmışlar. Kaypatanlar var. Murat Başoğlu'nun fotoğraflarının altında kalp atanlar var. Buyurun sizi kalpleriyle baş başa bırakıyoruz. Yazıklar olsun. Bak ne dedim? Kız mı? Ben Murat Başoğlu değil. Bunu ona söyleten cesarete kızıyorum. Biz ona bu maili veriyoruz. Bizim böyle insanların yaşadığına pişman olmasını sağlamamız lazım. Şiddetten bahsetmiyorum. Bu adamı bu adamı tasfiye etmemiz, yok etmemiz lazım ya. Ya bu rahatlığı ver, topluma kazandırmamız gereken tipler var. Nedir? Bu i̇şte değil. Gerçekten ruh hastaları. Murat Özdemir. Bu değil. İğrenç bir e, o da cani gözümüzde değil mi? Papağana yaptığı işkence. Şu an akıl hastanesinde. Tedavi olsun çıksın. E, bir daha işte hayvanlara hiç kimseye şiddet uygulamasın değil mi? Bir tedavisi var bunun. Bunun tedavisi yok. Bu sapıklığın, bu rahatlığın tedavisi yok. Buna kim o özgüveni veriyor Allah aşkına ya? O kalpleri yapanlar Murat'ın fotoğrafının altında, o kalpleri yapanlar da bu açıklamayı yaptıranlar. O kalpleri yapanlar bir evlatlarını düşünsünler. Evlatlarının amcaları var mı? Dayıları var mı? Kız kardeşleri var mı? Erkek kardeşleri var mı? Bir düşünsünler o kalpleri öyle atalım biz. Yoksa kalp ya kalp like, like zaten. O kadar basit yani Instagram. Ne kadar Ama mutlu. Vicdan çok Maşallah. Önemli. Vicdan çok önemli. Ben ben yazık ya ben yazıklar olsun diyorum ya. Yazıklar olsun bu hale getirdiğimiz bu ünlülere, bu selebritilere, bu şöhretlere yazıklar olsun. Tehditler aldım ben biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Ben bu haberi kaldırmayacağım diye bana ne tehditler edildi biliyor musunuz? O haber de şey yapsana yani bu haberi derken. Söylemiyorum. Sen yani şey o kızla yakalandığı, o kızın kim olduğunu ifşa eden sensin. Evet. Bir kızla yakalandı teknede. O kızın yakın akrabası. ailesin Yakın ailesi olduğunu tamam. söyleyen sensin. Evet. Bundan sonra aldığım tehdit telefonlarım, bundan sonra onunla birebir konuşmalarım, mesajlaşmalarım ee, işimden olabilirdim. Ben o riski aldım. Yüksek ihtimalle yalanlayacaklar dedim. Yine de yaptım. Buna susmak demek benim bu ilişkiye göz yummam demekti. Büyük yalanlayacaklar, Birzcancım dedim. Yarın karısı çıkacak, yarın karın çıkacak diyecek ki ben o saatlerde ben eşimleydim diyecek. O zaman ne yapacaksın bir can dedi bana. Çıksın desin dedim. Ben vicdanımı biliyorum. Ben uyuyamam çünkü dedim. İsterse son her şeyde her şey de iş söylemezsem olmaz masası diye ki bir de vicdan diye bir şey var mı hayatta yani. Bir de Instagram'ın var. Her şeyi de paylaşabiliyorsun. Orada paylaştım. Bu kadar Zaten ben etkili. o zaman program yapmıyordum. Yazdı peki e, ya yanın, yanındaki edeyim. kişinin rahatlığı yanındaki kişi kim mesela yan, ben e, Murat Başoğlu'nun yanında durana da helal olsun akrabası desen akrabası, akrabası desen onlarla fazla samimi zaten <laughs> bu nedir yani bu kadar rahat yanında durmak da gerçekten aklım almıyor e, bizimle ilgili bir kötü haber çıkınca 3 gün 4 gün instagram paylaşımı yapmak istemiyoruz içimizden gelmiyor aman işte laf etmesinler e, işte üzülüyor yani. Hayır ben bir de neye sinirleniyorum Üzülüyoruz bazen Bu nedir ya Biriyle fotoğraf koyuyorsun arkadaşın ya 20 yıllık 30 yıllık arkadaşın Dün işte. bana yapılan linç Aa, Linç ettiniz ayol insanları evet. Aa. 23 yıllık arkadaşıma fotoğraf koydum diye Şu yapılan linç yapılmadı Yoruma kapattım Murat'a Murat, Murat Başoğlu'na kalp yapıyorlar i̇şte O zaman çıkıp olduk? rahat rahat konuşursun tabi O zaman İki bu dizilere konu, konu, konu olur bizim hayatımıza da bir o iş zaman ]laştırılır. Evet, biz bunu ne yapalım? Nasıl? Kalp yapıyor herkes. Evet. Nasıl? Ben Murat Başoğlu'yum. Beni sevenleri gördüm diyor. Evet. O sevenlerin de ne kadar da Şu pişkinlik devam ediyor. Evet. E şimdi gel yine silahla, kurşun göster. Bu sefer ikiye düştük. Kurşun ucuzladı devam et. Geçelim ya. Evet, et evet, geçelim şimdi, ya. Bir gitmeyelim ya. Gitmeyelim. O bulunduğu yerden geçmeyelim. Şey diyor ki Bilal'de... tehdidi tekrar izleyelim diyor. Çünkü ben burada bana da tehdit sezdim diyor. Evet. Peki o zaman... E, ...midemiz bulanacak. Yemekler, kahvaltılar yapıldı nasılsa. Midemizin bulanmasına hazırsak... ...bakın mide bulandırıcı röportajı tekrar hatırlatıyoruz. Bu rahatlık nereden geliyor? Aa! A, a. Ne oldu? Ay şimdi bir tane yorum geldi. Asla yayında okuyup... ...gerçekten bu işi meşrulaştırmayacağım. Seviyor değil mi Murat Ama başlıyorum. sizin isminizi vermek istiyorum. Yasemin İlhan... 1980. Şu sayfama girip şu kadını ben ben şu an utan utanıyorum. Yanını mı övüyor. Evet abi. Biz o zaman her şey müsait mi? Ben şu an şoka girdim. Aramızda böyleler böyle yazıklar varsa. olsun. Aynı cinsiyeti paylaşmaktan utandım şu anda. Gerçek bir Yasemin sen tabi. Allah kahretsin bu zihniyeti. E, bu adam bunu yapar hepimize müstahak olur o zaman bu. Biz bu boşa konuşmuşuz, boşa çabalamışız. Gerçekten bana bir şey olmaz diyenlere olmuyor mu acaba? Ya. Bana bir şey olmaz diyen herkese olmadı hiçbir şey biliyorsun değil mi? Çok hassasiyet, çok böyle acaba ne derler aman ne derler daha da yumuşak karnımızı Aslında gösteriyor. Aslında pişkin, olacağız, pişkin biliyor musun? olacaksın biliyorsun pişkin olacağız. Çıkıp diyeceksin ki bana bir şey olmaz kardeşim. Sana ne? Evet aynen de öyle yapacaksın. Bu neymiş ya? Daha bu ne yapabilir bu adam? Daha ne yapabilir? Şu an hesabını kapattı diyorlar. Bir bakar mısınız? Murat Başoğlu hesabını kapatmış mı? Instagram hesabını. Ay yani kapatsan olur açıklar kalp atsın. Bir de bu arada Instagram'da birine kalp göndermek, birini likelamak onunla aynı fikirdeyim demektir. Ya da beğeniyorum demektir. Siz bu adamın zihniyetiyle aynı fikirdeyseniz ve kalp bırakıyorsanız Allah sizi de ıslah et. Duruyor Murat'ın hesabı duruyor. 116 bin takipçisi var. Murat Başoğlu'nun 116 bin takipçisi var. ...116 bin kişi takip ediyor. Aslında var ya... ...biz suçluyuz. O 116 bin kişi de helal olsun bravo yani. Vallahi biz suçluyuz. Murat Başoğlu'nun hesabı gizli Ece'ciğim. Gizli hesap. Evet. Evet ve biz suçluyuz. Neyse diyecek bir şey yok. Yok. Yapacak bir şey ben yok. Ben şu an eminim bak şu an eminim üzülerek söylüyorum. Binlerce takip etmiştir. Evet. Üzülerek söylüyorum. Ve e, televizyon programında da yakında... ...belki görecek biz İzlersiniz reyting verirsiniz reyting yaparsınız. Hani Semra kaynıyor Basın tuşlara basın da birinci yapın bunu. Aynen de öyle.